Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmal Show'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Körfezimizin tanınan müzisyenlerinden, klarnet üstadlarından ve klarneti dile getiren adam Oğuz Nergis konuğum. Teşekkürler. Hoş geldin Oğuz abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederim Hakan'cığım. Sen nasılsın? Ben deyim. Seni burada ağladık. Çok da güzel oldu. Seneler önce konuştuk değil mi biz evet, abi? Evet. Bayağı oldu. Evet. Bugüne nasipmiş. Çok şükür. Hep abi bu çok yoğunluktan oldu değil mi abi? Evet ya. Gerçekten yoğunluk vardı. Hatta bugün bile biliyorsun işten evet. Geldim falan. Yoğunluğumuz var ama sana da vakit ayırdık kardeşim. Güzel de oldu. Evet, ben de çok mutlu oldum gerçekten. Için. Hakan şu gün yapalım bugün yapalım. Hakan yoğunum. Aynen. Gerçekten de işin çok yoğun abi. İşler, bir şey diyemiyorum evet. Sana. Ekmek parası aynen sonuçta. Aynen öyle kardeşim. Evet Oğuz abi. Abi neler yapıyorsun? Valla şu an yoğun bir düğün sezonundan çıktık biliyorsun kendinde. Evet yazın konuştuk. Aynen. Bu muhabbeti. Tabii bayağı oldu ya. Neredeyse senesi geliyor. Bir sene oldu ya. Senesi geliyor. Sen ayrı yapalım bir abi. Bir sene öyle oldu. Yoğunluğumuz vardı biliyorsun kardeşim. Şükürler evet, olsun artık kış moduna, dinlenme moduna geçtik. Evet. Mekanımızı da kapattık. Artık haftada 3 gün, 4 gün mekanlarda sahne alıyoruz. Çok güzel düğün olayı da artık bittiği için, kış geldiği için. Ama durmak yok. Tabii ki. Aynen öyle. Devam. Aynen. Koşturmaya devam. Peki abi mektepli misin, alaylı mısın? Şimdi şöyle ben hem mektepli hem alaylıyım. Alaylı zaten doğuştan müziğin içinde doğuyoruz kendimiz. Göz hırsızdır derler ya. Tabii alaylı canım aynen öyle. Kulağımız, gözümüz doğuştan evet. Bunların içinde doğuyoruz. Ondan sonra 13 yaşındayken benim hayatım müzik öğretmenimi değiştirdim mesela. Ben bilmiyordum. 13 yaşında. Tabii. Klarnet o zamanlar yeni başlamıştım. Dedi ki seni dedi müzik okuluna göndereceğiz dedi. Güzel sanatlar. Ben o zamana kadar güzel sanatlar lisesi bilmiyordum mesela. Okulu. O ne ya falan mı diyordun? Tabii aynı şey. Ondan sonra öğretmenimin önermesiyle, onun vesilesiyle nasip oldu. Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvuru yaptım. Sınava girdim. Kazandım. Orayı bitirdim. Ondan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nı bitirdim. Vay. Temel bilimler bölümü. Aynı zamanda formasyonumu aldım. Öğretmenlik belgem şu an elimde duruyor ama öğretmenlik yapmıyorum. Neden abi? İşlerim çok yoğun çünkü. Zamanım yok. Zaman yok. Aynen öyle. Hem müzisyenlik yapıyoruz hem işletmecilik yapıyoruz biliyorsun. Evet. O yüzden şu an için öğretmenlik yapmıyorum. Ama yaparsın da çok da güzel olur abi yaptığın zaman. Yani bilmiyorum Hakan'cığım ya. Düşünmüyor musun abi? Bu bir teklif. Şu an için düşünmüyorum ya gerçekten. Önümüzdeki hani, maçlara bakacağız. Aynen öyle. Öğretmenlik çok güzel meslek ama şu an için kafa yapısı olarak da biraz artık yaşta geçiyor derler yani. Hazır değil misin? Abi? Hazır değilim diye kafa çok dolu olduğu için onu kaldıramayacağımı düşünüyorum. Şu an için yapmıyorum yani. Belki ileride bir gün bilemeyiz. Nasip. Aynen öyle. Peki abi senden başka ailede müzikle uğraşan var mı? Tabii. Babam müzisyendi rahmetli. Abim müzisyen. Yani bütün dayılar, dedeler, amcalar. Hepsi müzisyen zaten. Müzisyen aile. Peki abi onlar ne çalıyor? Babam da, abim de ikisi de asma davul çalıyorlardı. Evet. Babam rahmetli oldu. Abim şu an devam ediyor. Aynı zamanda o da hem işletmecilik yapıyor hem de asma davul çalıyor. O da Körfez'deki büyük üstadlardan biridir yani isim olarak da. Bütün müzisyenler de Türkiye çapında bilir. Yani ailemizden geliyor. Genetik. Genetik aynen öyle. Genlerimizden doğduğumuz gibi müziğin içinde buluyoruz kendimizi zaten. Çok güzel. Ve emeklere isteyerek de oluyor. Peki Oğuz abi neden klarnet başka bir müzik enstrümanı değil de? Şöyle bir şey. Klarnetle ilgili benim bir geçmişim yani bir anım var aslında şöyle. Rahmetli babam beni klavye çalmamı istiyordu, ok çalmamı istiyordu. Küçükken ben bronşit geçirdiğim için hani nefesli çalamaz gibisini düşünüyordu, zor olur diye. Ben de ağlıyordum yani, ben illa klarnet çalacağım diye. Yani küçüklükten bir aşk ya. Yani gizli gizli çalardım. Klarnete başlama hikayemde yeğenim var. O zamanlar Ankara'da oturuyordu, Sedat var bilirsin. Ha, Sedat abi, evet. O klarnet çalıyordu o zamanlar. Onun klarnetini ben evde kurcalaya kurcalaya, kimse bir şey göstermeden kendim bir şeyler çalmaya başladım. Ondan sonra bir gün yine evde çalıyorum ben kendim. Babam da eve geliyor. Kim çalıyor bu klarneti diyor falan. Oradan abim, annem var. Onlar da diyor, bak bakalım diyor abime kim çalıyor. Bir geliyor, geliyor bakıyor, ben çalıyorum. Şaşırıyorlar falan. Ondan sonra benim klarnet hikayem başladı. Kaç sene oldu çalmaya başlayalı abi? Kaç sene oldu? Çok güzel soru. 19 sene. 20 sene olacak artık tabii. Vay be. 13 yaşından bu zamana. 20 senedir üflüyoruz. Üflüyoruz. Şimdi Oğuz abi gece mekanlarda sahne alıyorsun. Hı hı. Barlar, gazinolar. Aynen. Vesaire. Kendi zaten Nergis düğün salonu da var. Hı hı. Nergis hani Kırbahçe düğün salonu. Evet çok güzel. Nerede? Bizim düğün salonumuz Burhaniye'de. Evet. Hı hı. Bizim asıl köken de Burhaniye. Şöyle söyleyeyim. Babam Burhaniyeli zaten. Ben doğduğum sene 90 yılında buraya göç ediyor. Ben Edremit doğma büyüme Edremitliyim ama asıl kökümüz Burhaniye yani. Mekanımız da Burhaniye'de. Yani her şey yerinde olsun yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Oğuz abi dedik gazinolar, barlar falan filan çalıyorsun falan. Bir yandan da kendi düğün salonunuzu işletiyorsunuz falan. Aynen kardeşim. Hani bu enerji, bu hiperaktiflik, bu hani işini severek yapma isteği nereden geliyor abi sana tam? Ya şimdi şöyle bir şey. İşimizi gerçekten severek yapıyoruz. Evet. Ve
bu konuda güzel tebrikler de alıyoruz, takdirler de alıyoruz. Ama bu her iş için öyledir. Severek yapılan işi insan evet. zahmet olarak görmez. Yorucu mu? Yorucu. Gerçekten yorucu. Çünkü hem fiziki hem bedeni hem ruhen yorgunluk var. Ama dediğim gibi işimizi yaparken mutlu oluyoruz. Yoğun bir tempoda olsa alışkınlık da var artık, öyle diyeyim yani. Koşturmaya devam ediyoruz. Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğiz inşallah. Çok güzel abi. Ben de seni takdir ediyorum. Çok azimli. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Ekmeğin olan bir insansın. Aynen öyle. Peki Oğuz abi, şimdi insanlar sizi çok seviyor. Hatta hı-hı. bir iki videonuz patladı. Evet. Farklı bir şeyler yapıyorsunuz ki insanlar da bunlar hı-hı. hoşuna gidiyor. Hani benimle hoşuma giden kanım kaynadı tatatata falan filan böyle evet. abi. Çok güzel ya. Hani bu insanları da bu etkileşimi yani değişimi nasıl etkilediniz? Nasıl yaptınız abi? Ya şimdi şöyle bir şey. O sosyal medya artık günümüzdeki en büyük reklam. Evet. Şöyle söyleyeyim. Doğaçlama aslında o bizim o video bana sor videosu. Evet. Gömeç'te bir düğünde çalıyoruz. Böyle bir çiftlikte çalıyoruz öyle söyleyeyim. Ambiyans çok değişik. Arkada saman balyaları, yem çuvalları falan filan. Bir yandan koskocaman orkestra, sahne ışıklar, ışıkları, sahneler falan. Çok hani, absürt bir muhabbet. Tabii çok değişik. İnsanlara değişik böyle bir ilgi çekiyor. Evet. Aynı zamanda tabii müzik de çok güzel orada. Bir şey mi dediniz abi? Hadi bir şeyler yapalım. Farklı bir şeyler yapalım bakalım. Yani nasıl olacak? Bak aslında hiç bilinçli olan bir şey değildi o yani. O videonun çekildiğinin bile farkında değiliz aslında. Ben değildim yani. Gözlerim kapalı çalıyorum genelde zaten. Kendimi kaybediyorum. O da insan dışı oluyor. O video çok güzel yerlere ulaştı. Yani çok yani abartısız. Bayda sayfa paylaştı abi. Yani şu an 50-60 milyon izlenme oldu paylaşılanlarda aşağıda. Totalde. Çok evet. yani Instagram olsun, patladı. Facebook olsun, Realist videolar, sayfalar aynen, gitti aynen. yani. Yürü Yakup'um dedi. Vallahi öyle oldu ya. Aynen, şükürler olsun. Güzel oldu ama bir emek var çünkü. Verilen evet. bir emek var ama hani böyle emeğin karşılığında alınması hoşuna gidiyor insanın. Güzel oluyor yani. Farklı şeyler yapmak değil abi ya. Sevdiriyorsunuz hemen aynen. insanlara. O ambiyans mesela orada Gökhan davul çalıyor. Evet. Orkestrada işte bizim Hasan abi var, klavyeri. Mahir abi var, Mustafa abi var. Orkestra olarak da çok güzel bir orkestra vardı. Evet. O ambiyans orada inanılmaz böyle değişik bir şey oldu ya. Zaten onu da insanlara da hissettirdik ki video bu kadar patladı, yürüdü. Mesela bu parça aslında zurnalarla çalınan bir parça evet, ve evet. zurnalarla meşhur olan bir parça. Evet. Ama bu parçaya resmen tekrar biz bir can verdik yani. O video sayesinde parça tekrar trend oldu. Vallahi trend oldu. Aynen öyle oldu. Bütün bizim Körfez'de de öyle. Mesela biz her yere gidiyoruz. Ayrım yok yani. Köye de gidiyoruz. Ne bileyim işte lüks bir elit bir otele gidip orada da çalıyoruz. Kısacası iş nerede biz oradayız. Tabii, tabii. Mesela hiç ummadığımız yerlerde gelip çocuklar diyor ki abi işte videodaki parçayı çalan Allah Allah diyoruz. Yani hoşumuza gidiyor yani. Ankara gördüm lan falan. Tabii tabii ya insan bir şaşırıyor falan ama çok güzel ya sosyal medya. O videoda güzel oldu yani iyi patladı. Bir emek var orada emek evet. karşılığını almış olduk öyle ne söyleyeyim. Ne mutlu sizlere bizlere. Eyvallah Allah kardeşim Allah razı olsun. Evet Oğuz abi hikayeleri dinledik. Mektepli misin, alaylı mısın, evet. şarkılar falan patladı sizin parçalar daha doğrusu. Aynen. Şimdi Oğuz abi merak ediyorum. Evet. Her gün işe gidiyorsun. Çok yoğun bir adamsın. Hı-hı. Gece alemler, mekanlar. Kendi işlettiğiniz Nergis Düğün Salonu var abi. Hı-hı. Hani insanları eğlendiriyorsunuz. Eğlence evet. sektöründesiniz. Aynen. Hani biliyorsunuz bir insanın da her gün aynı modda olmuyor. Daha doğrusu olamıyor artık şu Türkiye enflasyonunda. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Peki abi her zaman modunuzda nasıl olabiliyorsunuz abi? Ya herkesin iyi ve kötü zamanı olabiliyor mod anlamında. Hani evet. morali bozuk oluyor. Ama biz tabii işimizi yaparken profesyonellik aslında bu. Hani bazen öyle bir oluyor ki mesela cenazemiz oluyor. Cenazede tabii o gün gidemiyorsun olmaz ama bir iki gün sonra üç gün sonra mecbur gitmek zorundasın. Tabii. Bu işten ekmek kazanıyorsun. Moralin kötü aslında ama o insanlara o enerjiyi veremezsin. Bu da artık bu işteki tecrübe diyelim. Tecrübe, tecrübe olmuş. Aynen öyle. Bir insanlar hani abi... kendi içinde yaşıyorsun. Zaten müzisyen insanlar duygusal insanlardır. Evet. Herkes müzisyen olamaz. Gerçekten öyle. Duygusal olması gerekiyor. Ve o duygusallığı da ben mesela klanetimi üflüyorum. İyi derdimi de tabii derdimi de bütün güzel anılarımı da kötü enerjimi de onu üfleyerek atıyorum yani. Hani insanlar da abi hissettirmiyorsunuz abi. Tabii tabii bu hissettirmiyoruz. Bu ayrı bir profesyonellik. Aynen yani. Öyle. O ayrı bir profesyonellik. Onu hissettirirsen zaten şimdi örnek veriyorum. Bir düğüne gidiyorsun. İnsanların en mutlu günü. Evet. Herkes neşe içinde gülüyor. Ama sen böyle durduğun zaman hani dikkat çekiyorsun yani. Bu adam ne oldu? Tabii ya? Ne oldu ki? Yani şimdi insanlar yanlış anlıyor. Bizden mi kaynaklanıyor gibisin? Evet. Onun için biz her zaman işimizin gerektirdiği gibi oradaki ortam neyse ortama ayak uyduruyoruz. Daha çok size role giriyorsunuz abi. Bir tabii canım. Aynen aslında. İçindeki role giriyorsunuz tabii, daha tabii, bir film senaryosu çak, gibi düşün. Nasıl ama? Gerçekten öyle. Evet. Öyle gerçekten öyle. Abi kolyene çok dikkatimi çekti. Kolyen evet. Evet abi bu kendin mi yaptırdın yoksa hediye mi geldi? Bu bana doğum günü hediyesi olarak geldi. Çok evet. güzel. Vallahi. Çok sevdiğim solistim aynı zamanda.
Bunu üflüyoruz. Benim oğlan var 2 yaşında. Evet. Onu kucağıma aldığımda baba çal diyor böyle. Ağzıma götürüyor. Oğlum ses çıkmıyor falan. Artık ağzını da çalıyorum ona, öyle yapıyorum. Bu abi. Ayhan Serengil var biliyorsun. Evet, Körfezimizin. Ayhan abi buradan selamlar. Aynen. Kale diyelim. Büyük solistimiz. Evet. Ona eşlik ediyorum. Doğum günü hediyesi olarak o almıştı bunu. Buradan çok da güzel. Selamlar olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ama çok dikkat çekiyor. Çok güzel dikkat gerçekten. Çekiyor abi. Gerçekten gümüş mü? Gümüş. Oo güzel. Abi dikkatimi çekiyor düğünlerde falan böyle müzisyenler. Mesela davulcu örnek veriyorum. Davul çalarken böyle kafa böyle gidiyor abi. Kendini mi kaybediyor bu adam abi? Yoksa kafası o anda başka aleme mi dalıyor? Ne oluyor abi ya? Klarnette de ya. Mesela klarnetçi mesela sen mesela evet. Görünmezsin. Na, 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 falan böyle biri kafa kapalı. Gözler kapalıyor. Gözler kapalıyor falan filan. Ya o da ruh hangi alemlere giriyorsunuz abi? O ruh hali ya. Hani istem dışı hareketler aslında onlar. Hani bilinçli olarak yapamazsın zaten. Evet. Rahatsız olursun belki ama evet. O anki kendini kaybetme diyelim. Kendini kaptırma. O da işte aslında bu işi severek yapan insanların kendini tabii. Kaptırdığı anlamına geliyor. Mesela her an aynı şeyi düşünemezsin. Moralin bozuk olur mesela daha böyle şey. Ya da sevinçli olursun daha bir değişik ruh haline göre. O ruh haline göre o hareketler oluyor yani istem dışı oluyor. Mesela kadar çalarken yukarı kaldırmak falan. Evet. Hani bu aslında bilinç dışı oluyor genelde. Hatırlamıyorum. Yani yoksa işte ne bileyim kadar yukarı kaldırdığında klarnetin herhangi bir değişik bir şeyi yok yani. Ha birazcık volümü artar, ses artar ama evet. o anki psikoloji diyelim. İnsanlar da bu ne yapıyor diyemiyor, alışmış ya. Tabii tabii. Insan. Hoş görsel olarak insanların hoşuna gidiyor da işte mesela böyle sallanmak falan filan ya da işte dediğin gibi davul çalarken kafa kaldırmak, kafa sallamak falan. Onlar o anki psikolojisi insanın yani aslında. Güzel evet bir şey. Şey. Güzel tabii ya. Kendini kaybediyor. Aşk da yapıyor adam işini. İşini severek. Tabii canım. Aynen öyle. Evet Oğuz abi. Bir parça diyelim artık. Tamam. İkinci parça. Ne yapacaksın bize? Ne vereceksin bize? Ne vereyim abime? Patlayan parçanız bana sor. Evet. Parçasını abi davulsuz yapar mısın? Biraz senden çok zor bir şey istiyorum gibi olacak ama. Ya yani davulsuz aynen. Nasıl oluyor abi yani? Merak ettim. Nasıl yapıyorsun? Davulsuz oluyor ama tabii güzel olmuyor yani. Bence de güzel olmuyor. Çünkü sana... o parça biraz böyle ateşli, heyecanlı evet. Bir parça. İnsan ama olduğu kadar yani. Biraz çalalım. Ben sana güveniyorum Oğuz abi. Bu da bir cesaret. Şimdiden alkışlıyorum. Eyvallah kardeşim. Böyle bir şey oluyor. Ağza sağlık. Tabii davul olması güzel lazım olayı. Bunda. Tebrik ediyorum elimizden abi. Elimizden geldiği kadar. Teşekkür ederim. Çok kardeşim. İyi ya Oğuz abi. Güzel mi? Vallahi bir eyvallah aşırı kardeşim. Güzel ya. Kanım kaynadı abi şöyle bir yapıyorum. Aslında bana eşlik etmeni isterdim. Hatta şöyle masa üzerinde falan. Şöyle oğlum Şaban gibi. Biraz güzel olur. Abi hani nefesini nasıl kontrol ediyorsun abi? Gece boyunca çalıyor mesela. Evet. İşte mekanlardaki enişettin düğün salonunda falan. Nefes böyle... Yeter. Bunaldım demiyor mu yani abi? Ya o tabii sıcaklarda genelde birazcık şey oluyor. Çünkü klarnet çalarken bütün iç organları biri geliyor falan elinde böyle siliyor falan. Tabii o da oluyor. Ya o çok... Sen böyle yapıyor kafalar. Aynen. Ya o da çok güzel. Biliyor musun aslında bir insan böyle sanattan anlayan insan diyeyim aslında evet. Seven. Bakıyor böyle görüyor. Sıcakta tabii insan ister istemez. Çünkü iç organlar da aktif olduğu için terliyorsun. Evet. Mesela çok hoşuma gidiyor. Bazen geliyor işte siliyor falan. O bir can yani. O samimiyet. Evet. Hoşuma gidiyor yani bazen. Çok güzel bir denk şey. Geliyoruz bazen. Evet. Ama benim gibi yani şey anlamında klarnet mesela güçlü kuvvetli bir nefes olma isteyen bir enstrüman değil yani. Hani bu küçücük bir nefesle de çalabilirsin bunu. Tekniğini bilmek lazım. Tabii yani tekniği bilmek lazım. Bir de şey gibi ya hani bütün enstrümanlar aslında böyle araba kullanmak gibi düşün. Evet. Nasıl o arabayı kullandıkça sürekli kondisyon diyelim tabii. Hatta bir sporcu gibi kondisyon. Evet. Onun gibi öyle zamanla her şeye alışıyorsun ama zor oluyor mu? Tabii zorlukları da çok var. Yazları mesela gündüz işlerinde yazları sıcak oluyor zaten. Hani insanlar normal halde bulanırken şimdi bir davul çalan adam sürekli enerji. Efor sarf ediyor. Efor sarf ediyor. Klarnet çalan yani. Adam mesela bütün iç organlar aktif sıcak yani. Zorlu oluyor tabii ki de. Ama yapacak bir şey yok. Bizim ekmeğimiz de bu yüzden. İşimiz bu. Severek de yapıyoruz çok şükür. Ne mutlu bizlere, sizlere. Aynen öyle kardeşim. İsmi var mı abi klarnetin? Tabii bu özel yapım bir klarnet. Şöyle. Evet. Benim kendi ismimle yazıyor bunda. Bakabilir miyim abi? Tabii. Bunu güzel. 2017 yılında aldım. 6 yıldır benimle beraber. Çok güzel. İzmir'de Aydan Akıneri var. Aydan Hoca'ya
yapmıştı bunu. Onu çalıyorum şu an. Çok güzel. Şimdi Oğuz abi, 2020 yılında biliyorsun ülkede bir koronavirüs salgını oldu. Evet. İnsanlarınız pandemi dönemine girdi. Evden çıkamayanlar falan filan. Evde durup zevkini kilo alanlar bu dersi. Alanlar oldu. Tabii canım. Hani insanlar artık bunaldı yani pandemi döneminde. Mecbur zaten evde kalmak gerekiyor. Öbür türlü Allah korusun hatta gidersin. Aynen öyle. Peki abi müzisyenler ne yaptı? Vallahi müzisyenler için çok zor bir süreçti bu aslında. Herkes yattı öyle söyleyeyim. Hazırdan yedi. Olan insanlar yedi. Ama bir birikim olmayan insanlar zorlandı. Çok zor bir süreçten geçtik. Allah bir daha yaşatmasın diyorum yani. Amin. Tüm ülkemize çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Kendi mahalle insanlarımızdan da. Aynen öyle. Ruhları şad olsun hepsinin, mekanı cennet olsun. Peki sen ne yaptın abi? Ben ne yaptım? Ben pandemide de aktiftim aslında. Şöyle aktiftim. TikTok'la tanıştım o zaman. Evet. Daha önceden bakıyordum ama öyle hani bir şeyim yoktu yani. Bir ilgim yoktu. Sonra baktım böyle birkaç müzisyen videoları falan gördüm. Allah Allah dedim ya, hoşuma gitti. Sonra denedim, ben de denedim. Bir iki video attım falan. Sonra çok güzel olmaya başladı. Sonra canlı yayınlara başladık. Her akşam Sabit orada canlı yayın yapıyor. Video atanlar falan filan olur mu? Emircan'la beraber, Ömer abiyle beraber. Evet. Biz yaklaşık bir 2-3 ay canlı yayın yaptık. Ve artık orada resmen evde canlı gazino gibiydi yani. Çok iyi. Tabii. Aynı böyle stüdyo ortamı gibi evde küçük bir odayı o işe çevirdik. İnsanları buradan eğlendiriyor. Tabii tabii. Öyle oldu ya. Bir de hani şeydi yani, saati vardı. Her gece mesela profil sayfamda da vardı o etiket işte. Saat 9'da canlı yayın başlıyor diye bir başlıyorduk. Gece 2-3'e kadar yani. Hediye atanlar falan oldu. Tabii hediye atıyorlardı. Oradan da bir kazanç oluyordu. Güzel para. Tabii tabii. Gerçekten öyle ya. Bak o dönemde yani hiç aslında inanılmayacak yani. İnanmazdım yani öyle bir şey deseler. Öyle bir para kazandık yani. Güzel para kazandık. Aynı zamanda askerliği çıkardım aradan. Ben askere geç gittim. Kaç yaşındasın abi şu an? Şu an 33 yaşındayım. 33. 30 yaşına mı gittin? 31 yaşında gittim. 31 yaşında. Aynen. Askerliği çıkardım abi bu arada. Ya, evet biraz daha aslında. Ama zamanla yapsaydın kaç ay yapmış olacaktın? Zamanda yapsaydım bir sene yapacaktım. Evet. Şimdi geç gitmenin artılarını da çok gördüm. Altı yani. İyi ki de aslında geç gitmişim diyorum. 6 ay da değil. 5 ay 10 gün yaptım öyle ben. Öyle mi? Aa. Tabii. Benim çocuk oldu çünkü. 10 günde babalık izni oldu da erken geldim. Evet. Ama çok rahattım. Çavuştum. Adana'daydım bu arada. Buradan belki izlerler. Adana'daki tüm komutanlarıma selamlar diyorum. Orada kendini orada evin attın falan. Ya orada ev değil. Ben il jandarmadaydım. Sonra ilçe jandarmayı ama çavuştum ben. Rahat. Üniversite mezunu yaştan dolayı. Evet. Tabii orada çok rahat, güzel bir askerlik oldu yani. Güzel bir askerlik yaptım. Onu da çıkarmış olduk pandemide. Evet Oğuz abi, son bir parça diyelim. Tamam. Ne vereceksin bize? Pandemi döneminde yaptığımız işlerden böyle oyun havası tarzında ağırlıklı yapıyorduk o dönemler. Çünkü morale ihtiyaç var ya. Evet. İnsanlar da onu tercih ediyordu. Böyle oyun havaları seviyordu. Hatta bildiğimiz türküler var. Mesela Mihriban türküsünü. Onun 98 versiyonunu yapmıştık. Hadi. Onu bir kısa, onu bir çalabiliriz mesela. Tabii abi. Başında da güzel bir değişik bir intro. O da evet. Bir film müziği hatta. Onu aynen. Da yapabiliriz. Tamamdır abi. Sendeyiz. Yapıyorsun bu sporu abi. Teşekkürler kardeşim, sağ olasın. Elimizden geldiğince. Evet Oğuz abi, kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Gerçekten güzel, keyifli program olduğunu düşünüyorum. Evet çok güzel oldu. İnşallah izleyenler de beğenirler. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi beni bu programa layık gördüğün için kardeşim ederim. Öncelikle. Her zaman. Çok teşekkür ediyorum sana. Başarıların devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim abi. Aynı şekilde ben sana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Evet Hakan Satmaz Show'un sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.